Merhaba, ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor takımımızın son 24 saatini değerlendireceğiz. 24 saat içerisinde gerçekleşmiş olan gündemi konuşacağımız bir video geliyor. Herkese selam. Videonun arasına giriyorum çünkü sıcak gelişmeler oldu. Tam videoyu yüklerken Edgar Leyen'in sözleşmesi feshedildi arkadaşlar. Manzaraya doğru şöyle bir konuşarak bir video gelsin. Şimdi Edgar Leyen'in sözleşmesi neden feshedilmiş olabilir? Arkadaşlar, Türkiye Futbol Federasyonu dondurmaya izin vermediği için son dakika mecburiyetten dolayı feshedildiğini düşünüyoruz. Bu şekilde olduğunu hesaplıyoruz. Edgar Leyen'in sözleşmesi feshedildi, parası geri verildi. Normalde sakatlanan bir oyuncuyu Trabzonspor takımı sözleşmesini feshetmez. Ama mecburi böyle bir durum olduğu için de sözleşmesi feshedildi. Hani hayırlısı olsun, oyuncu için de hayırlısı olsun. Ama sezon sonu Edgar Leyen'le tekrar yeni bir görüşme yaşanır mı? Orasını Allah kerim. Akşam bir video gelecek. O videoda detayları vereceğim. Şimdi Cervinho'nun sözleşmesinin de ben feshedilmesini bekliyorum. Her an öyle bir bilgi de gelebilir. Oyuncuların parası verilecek. Kesinlikle sakatlandıklarından dolayı değil. Tamamen stratejik anlamda takımın transfer yapabilme artı oyuncularını oynatabilme adına yapılan bir hamle olduğu için de çok fazla yorumlamaya gerek yok. Ama akşam detaylara değiniriz arkadaşlar. Tamamen Türkiye Futbol Federasyonu ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Devam edin videoyu arkadaşlar. Şöyle de bir göstereyim, yapayım sizlere. Hava inanılmaz güzel Antalya'da. Ben bakmayın üzerimde mont olduğuna. Mutlaka denize giren birileri de vardır. Sabah Yusuf Erdoğan transferini açıkladık. Yusuf Erdoğan'ın bir videosu geldi arkadaşlar. Şimdi bu videoyu yüklüyorum ve daha sonra da 21.30'da Sivasspor maç sonu videomuzu yükleyeceğim kanala. 3 videomu da izlemenizi istiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Bugün ekstra bir gün olduğu için 3 tane video yüklüyoruz. Hatta 2 videolar bile ekstra günlerde oluyor. Yani böyle de sabah akşam diye videolar gelmeyecek. Bunun bilgisini vereyim. Şu an gündem olduğu için transfer gündemi var, lig var derken bir şekilde videolar geliyor sizlere arkadaşlar. Ama elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım gene. Bunun da bilgisini vereyim sizlere arkadaşlar. Şimdi Trabzonspor takımımız Yusuf Erdoğan'la anlaştı. Hayırlı uğurlu olsun. Oyuncu şu an Trabzon'da sağlık kontrolünden geçiyor. Sivasspor maçında oynayıp oynamayacağını akşam saatlerinde netleşecek. Bir önce sağlık kontrolünden geçer, evraklar hızlı bir şekilde hallolursa oynar. Hiçbir problem olmaz ki Covid'den dolayı şimdi kaç tane oyuncumuzun daha Covid olacağı belli değil. Test sonuçlarını bekliyoruz. Şimdi Siopis'in ve Vakayemen'in olmayacağını biliyoruz ve daha fazla bu sayı artacak mı? Bundan dolayı korkuyoruz ve Yusuf Erdoğan apar topar bir şekilde getirildi. Sağlık kontrolüne sokulacak. Bakacağız. Abdullah Avcı, ben bu oyuncuyu bu maçta kullanacağım, yetiştirin derse ben gece 12'ye kadar bu iş bir şekilde yetişir diye düşünüyorum ben. Biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu defalarca kes mesaisini uzattığı günleri biliyoruz. Gene böyle bir an yaşanabilir Yusuf Erdoğan için. Yusuf Erdoğan transferiyle alakalı olumlu olumsuz düşünceleriniz var. Şimdi Abdullah Avcı eğer Yusuf Erdoğan gelsin dediyse arkadaşlar lütfen arkamıza yaslanalım, bekleyelim. Bakalım Yusuf Erdoğan bize nasıl bir performans sergileyecek. Ben Yusuf Erdoğan'ın kimseyi mahcup edeceğini düşünmüyorum. Çok hırslı, çok iyi niyetli bir arkadaşımız. Buradan dediği gibi kendisi röportajında da dedi. Ağlayarak gidiyorum, sevinç gözyaşlarıyla geri dönüyorum dedi. Gerçekten buradan gidişini hak etmeyerek gittiğini düşünüyorum ben. Genç, ligimizin 29 yaşında ama genç arkadaşlar. Kendisine iyi bakan, sakatlık yaşamayan, dolu dolu, hırslı bir oyuncumuz bu. Eski oyuncumuzdu. Şimdi Trabzonspor takımında. Hani beraber oynadığım için de çok iyi biliyorum. İşini sahiplenen, işine sahip çıkan, disiplinli bir oyuncu Yusuf Erdoğan. Sol bek alternatifinde kullanabileceğin, sol ön ve sağ önde de kullanabileceğin. Evet, tam bir sol bek mi? Değil. Ama arkadaşlar şunu bir gözünüzün önüne getirin. Bu sene 2 maçta Abdülkadir Ömür sol bekte kullandı Abdullah Avcı. Bakın 2 maçta. Onun için Yusuf Erdoğan transferi önemli bir transfer. Yerli anlamında önemli bir hamledir. Onun için hocamızın düşüncesine saygı gösterip destekleyelim. Olur olmaz. Bunu kulübümüz düşünür ondan sonraki süreçte. Biz şu an Yusuf Erdoğan Trabzonspor kapa bildirim yaptı bu arada arkadaşlar. Yusuf Erdoğan'a biz videoyu çekerken bildirim geldi. Yusuf Erdoğan'a biz bel bağlamışız, önde hattında, defans hattında diye bir durum yok. Yusuf Erdoğan gelecekte planlanan, seneye 4, ondan sonra 5 yerli oyuncunun oynanacağı bir platformda bence iyi bir transfer, uygun bir transfer. Futbolunu da beğendim bir kardeşim. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Kupada Denizlispor'la eşleştik. Fatih Tekke hocamızın rakibi olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Kupa maçları çok önemlidir. Kupa maçı deyip geçmemek lazım. Kadrosu geniş takımlar için bulunmaz nimet. Neden? Arkadaşlar şimdi oynayan bir takımım var, oynamayan bir grubum var. Oynamayan grubu mental anlamda, fiziksel anlamda daha hazır tutabilmek için kupa maçları önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, belli başlı seyahatlere gidebiliyorsun, sakatlıklar olabiliyor ama sen lejyoner oyuncunu, Marekamşı'nı götürmedikten sonra Denizli'ye, işte Vitor Hugo'nu dinlendirdikten sonra, stoperde Hüseyin Türkmen, Ahmet Can'a şans verme imkanın olduktan sonra bence mükemmel, çok güzel. Denizlispor maçını da inşallah kazanarak, Denizlispor'u da eleyerek
gruplarımıza devam ederiz. Kupaya devam ederiz. Çünkü bilecek ki şimdi Ercem, benim önümde Deniz Spor maçı var. Benim bir fikstürüm var. Benim bir maç, kupa maçı dahi olsa resmi maçım var diye bildikleri zaman kendilerini daha çok hazır tutacaklar arkadaşlar. Şimdi bu konuları da kapattık. Edin Visca'nın lisansı çıktı bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. Zaten çıkacağını biliyorduk. Oynatacağını biliyorduk Abdullah Avcı'nın. Yeter ki Covid olmasın. Covid olmadıktan sonra hiçbir şekilde kafamda tereddüt yok. Edin Visca'ya da hayırlı uğurlu olsun. Lisansı da resmen çıkmış bulunmakta arkadaşlar. Tabii işte akşamki videomuzda, maç sonu videomuzda inşallah şu Sivas'a gidecek olan kafileyi görelim diye bekliyorum. O kafileyi de gördükten sonra net bilgileri hep beraber paylaşır, değerlendirmelerimizi yaparız. Sohbet adında bir akşam videosu gelecek arkadaşlar. Şimdi Trabzonspor takımımızda Koray Günter'in adı geçiyor. Şimdi biliyorsunuz Almanya'da altyapısını almış. Galatasaray'dan Genova'ya transfer olmuş. Genova'dan Verona'ya 2,5 milyon euro karşılığında transfer olmuş. Verona'da çok fazla, Genova'da çok fazla bekleneni veremedi. Oradan Verona'ya kiralandı. Verona'da oynadı, tekrar Genova'ya döndü ve tekrardan Verona'ya satılık olarak gitti oyuncu. Ve şimdi Koray Günter'le alakalı Trabzonspor takımımızın bilgi topladığı, görüşmek için hazırlık yaptığının bilgisi var. Biliyorsunuz bu basına da yansıdı. Aldığımız duyumlar da bu şekilde. Abdullah abi yerli de ısrarcı. Olabiliyorsa yerli olsun diyor. Dediğimiz bütün faktörleri kullanmak istiyor çünkü. İleride hücum hattını değerlendirebilmek adına gelecek seneye nasıl olsa bir yerli oyuncu almamız lazım. Gelsin şimdiden diyor büyük ihtimal. Oraya şimdiden oynamaya başlasın, adaptasyonu sağlasın diye düşündüğünü düşünüyorum. Şimdi Koray Günter 27 yaşında. Bu sene 16 tane maç oynamış, 1 gol 1 asist. Koray Günter bizde ne katar, nasıl bir oyuncu bunlardan bahsedeceğim. Verona'da oynuyor biliyorsunuz şu anda. Serie A'da toplam 88 tane maçı var. Özellikle Verona'da oynadı tabii ki 76 tane. Genova'da çok fazla forma şansı yakalayamadı. Koray'ın en iyi özelliği arkadaşlar, bir kere ilk müdahaleleri yapmaya çalışan, ilk topları almaya çalışan, güçlü, kuvvetli, disiplinli, iki ayağını da iyi kullanan, oyun görüşü fena olmayan bir oyuncu. Spor takımımız istiyorsa, ki son maçlarını izlemedik tabii ki de, şimdi adam Serie A liginde oynuyor, şimdi adama da bir şey diyemiyorum. Gerçekten önemli iş. 88 tane de Serie A'da maçı var, istatistiği var. Eski görüntüsüne göre konuşuyorum. Şu anki görüntüsünü bilmiyoruz Koray Günter'in ama mutlaka iyidir. Trabzonspor takımımızı kaldıracak bir stoper olmasaydı ben Abdullah Avcı bu ismi isteyeceğini düşünmüyorum. Listeye ekleteceğini düşünmüyorum. Koray Günter'le alakalı düşüncelerim çabukluğu iyi, oyun görüşü iyi. Evet şimdi diyeceksiniz ki abi böyle böyle diyorsun nasıl beğenmiyorsun? Yani özellikleri var ama bazı oyuncular sana sıcak gelmeyebilir arkadaşlar. Bana da Koray Günter Galatasaray döneminde olsun çok fazla sıcak gelen bir oyuncu değildi ama yurt dışına çıktıktan sonraki son görüntüsünü bilmiyorum. Muhtemelen geliştirmiştir kendisini. Çünkü Serie A liginde oynamak her baba yiğidin harcı değil. Saygı duyuyorum gerçekten performansına ve kariyerine Koray Günter'in. Şimdi Kaan Nahyan'la alakalı son dakikaya kadar bekleyeceğiz. Bir olursa olur transfer bilgisi var. Ama Kaan Nahyan'ı da bekleyip de son dakikaya bırakmamak adına da böyle transferleri konuşmaya devam edeceğiz. İsimler gelmeye devam edecek. Gene arkadaşlar Ömer Toprak'tan kötü haber geldi ve bir diğer parantez içerisinde Mert Çetin. Biliyorsunuz Mert Çetin'i de konuşmuştuk. Gene İtalya'dan bir kardeşimiz, İtalya'da oynayan kardeşimiz. En son Roma'daydı biliyorsunuz. Ve Mert Çetin'le alakalı gelişmelerde yaşanabilir mi? Yaşanabilir son dakikada. Bunu da takip edeceğimiz bir bilgi arkadaşlar. Şimdi yabancı stoperlerinde bir kere şunu söylemek istiyorum sizlere. Gigot'la alakalı dün basın sözcüsü çıktı. Dedi ki biz Gigot'u satmayı düşünmüyoruz dedi. Oyuncu hazırlıklarına devam ediyor. İkinci yarı bizimle dedi. Sezon sonu sözleşmesi serbest kalacak bir oyuncu. Talepleri olan bir oyuncu için bir basın sözcüsü bunu çıkıp açıklaması bana blöf gibi geliyor. Özellikle Trabzonspor takımımızın da adı geçti. Rus basınında zaten Trabzonspor takımımızın adı hemen hemen her gün geçiyor. Onun için de Gigot transferi olursa ben şaşırmam. Gerçekten şaşırmam. Solcedo ile alakalı ciddi anlamda talepleri olan bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Yani şu an mevcut kadroda adı geçen stoperler arasında bence en iyi bize olabilecek bir stoper. Brezilya'dan da yeni bir isim geldi. Tabii bu isim netleşmeden konuşmayalım. Bu isimle de 3 milyon dolara bu işin biteceği konuşuluyor. Tabii ki de hani isimler tabii basına yansıyan isimler olabiliyor. Mesela Zidane'i Ferhat not almıştım burada. Cezayirli oyunu biliyorsunuz. Nice takımından Birgel Melink'i isterken Zidane'i Ferhat'ın da adı gündeme gelmişti ve Zidane'i Ferhat sezon sonu sözleşmesi boşa çıkacak mesela. Şu an gündemimizde mi? Bence değil. Çünkü Zidane'i Ferhat kanatlarda oynayabilen bir oyuncu. Şimdi bizim kanatlarda da kusura bakmayın şu an takımın 10 kişisi kanatlarda oynayabiliyor. Yani böyle bir kanatta da Zidane Ferhat'ın da adı geçeceğine çok fazla ihtimal vermiyorum. Menajer haberi olabilir mi? Olabilir. Türkiye basına
da çıkan bir haber oldu bu da çünkü biliyorsunuz. Ve Türkiye'de birkaç tane daha takımın adı geçiyor. İşte Galatasaray'ın adı da geçiyor, Beşiktaş'ın adı da geçiyor, bizim adımız da geçiyor. Menajer hamlesi de olabilir tabii ki de ama Zidane Ferhat da iyi bir oyuncu muydu? İyi bir oyuncuydu. Yetenekli oyuncu, çekiyor, sağıyla solla vuruyor. Bayağı iyi oyuncu arkadaşlar. Cezayir milli takımında da oynayan, Cezayir asıllı bir oyuncu. Onun dışında baktığım zaman gündemimiz son 24 saatte yaşanan gelişmeler bunlar. Covid testlerini bekliyoruz. Akşam 21.30'da Allah nasip ederse sizlere bir video gelecek. Maç öncesindeki son kritik videomuz gelecek. Muhtemel kadroyu konuşacağız. Şimdi inşallah arkadaşlar videomun sonuna kadar gelmişsinizdir. Videolarımızı beğenmişsinizdir. 3 tane video ağır gelirse lütfen çok fazla oldu deyin. Bilgi verin bana. Ben çünkü kafamdan hep bir sabah bir akşam elimden geldiğince video çekip kanalımıza yüklemek var ama tabi bu devamlı bir şekilde olamaz. Elimden geldiğince her gün video yüklemeye çalışacağım ama çift videolar bayağı zorluyor. Hele ki 3 video sabahtan akşama kadar benim kameranın bilgisayarın başında olmam anlamına geliyor. Arada böyle eforlar yapıyoruz. Sizler de bunu hak ediyorsunuz diye düşünüyorum. Lütfen videomun sonuna kadar gelen herkesten şunu rica ediyorum. Abone olalım. Edimiska formasını vermek istiyorum. 65 bine çok az kaldı. Videomun sonuna kadar gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Sizlere değer veriyorum. Sizlerin bana vermiş olduğunuz katkılardan yapmış olduğunuz güzel yorumlar özellikle beni çok mutlu ediyor. Kemik kitlen biliyorum buradasınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri ayrı seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.